Osman Gazi Köprüsü Türkiye'nin en uzun asma köprüsü. İki kule ayak arası açıklığı baz alındığında ise dünyanın dördüncü en uzun asma köprüsü. Osman Gazi Köprüsü İzmit Körfezi üzerine inşa edildi. İzmit Körfezi, Marmara Denizi'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 50 kilometrelik uzunluğa, ortalama 5,5 kilometre genişliğe sahip bir körfez. Bu haliyle körfez karayolu geçişi için çok büyük bir su engeli. Osman Gazi Köprüsü işte bu büyük su engelini aşıyor. Köprü aynı zamanda İstanbul-İzmir otoyolunun en önemli parçasını oluşturuyor. Osman Gazi Köprüsü, Körfez'in en dar yeri olan Dilovası Hersek arasına inşa edildi. Köprü sayesinde Körfez'i karşıdan karşıya geçmek artık sadece 4 dakika sürüyor. Bu köprü Türkiye'nin ekonomik kalbinin tam orta yerinde yer alıyor. Türkiye nüfusunun 1/3'ü İstanbul-İzmir otoyolu boyunca sıralanmış 6 ilde yaşıyor. Toplam 24 milyon insanın yaşadığı bu iller, Türkiye ekonomisine en çok katkı yapan iller. Köprü bugün bu iki kıyıyı birleştirip Anadolu ve İstanbul ticaretinin devamlılığını sağlıyor. Osman Gazi Köprüsü iş ve tatil amaçlı seyahatlerde büyük zaman tasarrufu sağlayacak. Otoyolun geçtiği illerde ekonomik gelişme tetiklenecek. Mevcut yolun yetersiz altyapısı nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında azalma olacak. Köprü mesafeyi kısalttığı için araçların yakıt tüketimi ve bakım onarım masrafları azalacak. Daha da önemlisi, yakıt tasarrufu nedeniyle karbon salımı minimum düzeye düşecek, çevre ve atmosfere olan olumsuz etkiler minimize edilecek. Osman Gazi Köprüsü Türkiye'de ayakları deniz içinde olan ilk ve tek asma köprü. Köprünün inşası için Körfez'in en dar yeri olan Dilovası ile Hersek Burnu arası seçilmiş. Köprünün iki kule ayağı İzmit Körfezi'nin tam ortasına inşa edildi. Kule ayaklarının inşa edildiği yerde deniz derinliği yaklaşık 40 metre. Her bir kule iki ayaktan ve her bir ayak 22 bloktan oluşuyor. Köprünün bir kıyıdan diğer kıyıya toplam uzunluğu 2682 metre. İki kule arası açıklığı 1550 metre. Kulenin denizden yüksekliği ise 252 metre. Köprüyü taşıyan çelik kabloların toplam ağırlığı 18 bin ton. Boyları 19 ila 50 metre arasında değişen 113 çelik tabliye köprünün ana aksını oluşturuyor. Bu tabliyelerin toplam ağırlığı 33 bin ton. Köprü, Körfez'deki deniz trafiğini engellememek için deniz yüzeyinden en az 65 metre yükseklikte yapıldı. Köprünün genişliği 36 metre. Köprü üzerinde 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli bir karayolu mevcut. Karayolunun iki yanında bakım onarım için ayrılmış 3'er metrelikte boşluklar var. Osman Gazi Köprüsü'nün yapımı için seçilen yerin önemli bir dezavantajı var. Köprünün güney ayağı yakınlarında Kuzey Anadolu fay hattı mevcut. Bu fay hattı 1999'da harekete geçmiş ve yaklaşık 18 bin insanın hayatını kaybettiği bir depreme neden olmuştu. Dolayısıyla deprem riski Osman Gazi Köprüsü'nün tasarımını etkileyen en önemli neden. Sarsıntı etkisi yani yakın, yapı yakınında bir yerde olduğu için sarsıntı etkisi çok yüksek. Neredeyse ivme değeri 1 G gibi oradaki sarsıntı etkisi. Bu tasarımın bir parçası. Bu ortaya konduktan sonra tüm ankraj sistemleri, köprünün ankraj sistemleri, kule temelleri ona göre tasarımını yapıldı. Yani bu kadar bir depremde, büyük bir deprem olduğu anda köprü yıkılmayacak ama bazı fonksiyonlarını kaybediyor, tamir edilebilir durumda olacak şekilde tasarım yapıldı. When we design a bridge like this under earthquake loading, we want the bridge to be able to stand through it without any loss of life and such. It can have some damage, but there should be no death and you shouldn't have major collapse of the structure.
On the other hand, we want to look at, say, an earthquake that is more along the lines of something like happened in 1999, the Izmit earthquake, which was close to this area, and make sure that the bridge doesn't have, you know, it has damage, maybe very minor damage, but it doesn't interrupt in a big way the traffic and the operations of the bridge. Köprünün tasarımını etkileyen diğer bir faktör, İzmit Körfezi'nin uluslararası bir deniz yolu olması. İzmit Limanı, Tüpraş Rafinerisi ve Gölcük Donanma Üssü nedeniyle çok yoğun bir deniz trafiğine sahip. Deniz trafiğinin aksamaması için köprünün altında en az 1000 metre genişliğinde, 65 metre yüksekliğinde bir su yolu gerekli. Bu da deniz ortasındaki köprü ayak sayısının en az kareye indirilmesiyle mümkün olabiliyor. İşte bu temel kısıtlamalar nedeniyle Osman Gazi Köprüsü bir asma köprü olarak tasarlandı. Denizin ortasında sadece iki kule ayak mevcut. Bu projede kule ayaklarının temel konsepti dünyada ilk kez bir asma köprüde uygulandı. Kule ayaklarının deniz dibinde oturduğu zemin 390 çelik kazıkla depreme karşı güçlendirildi. Kuzeyde ana kayaya, güneyde ise diyafram temel içine sabitlenmiş çok sağlam ankrajlar inşa edildi. Depremle daha iyi mücadele edebilmek için yaklaşım viyadükleri de dahil bütün köprü çelikten imal edildi. Köprü sadece depremle mücadele edebilecek şekilde tasarlanmadı. Korozyon, rüzgar, dalga ve gelgit etkileri, gemi çarpmaları ve ısı etkileriyle de mücadele edebilecek şekilde tasarlandı. Mühendislik açısından oldukça farklı bir projemiz. Özellikle ayakların denizde olması bize çok farklı tekniklerle çalışmaya gerektiriyor. Bir başka özelliğimiz Kuzey Anadolu fay hattına yakın olmamız. Bu da sismik dayanımı olan bir köprü yapmamızı gerektirdi. Bunu da kule temellerindeki sismik izolasyon dediğimiz bizim temellerimizin aşağıda sermiş olduğumuz granül malzeme üzerine oturması ve sismik bir hareket anında ayrı hareket ederek yukarı bir yükü aktarmaması şeklinde özetlenebilir. Projenin en başından mühendislik çalışmaları devam ederken artık sahada da işler yavaş yavaş başlıyor. İlk iş kuru havuz inşaatı. Kuru havuzu inşa etmek için havuzun deniz suyundan yalıtılması gerekli. Önce havuzun etrafı dolguyla bant şeklinde çevreleniyor. Havuzun dört yanına birbirine sıvanalı palplanj kazıkları çakılıyor. Bu kazıklar su geçirimsiz. Palplanj kazıklarının boyları deniz tarafında 24 metre, kara tarafında 16 metre. Kuru havuzun çevresi boyunca çakılan toplam kazık sayısı 780. Bir sonraki işlem havuzun içinde kazı yapılması. İş makineleri eksi 8 metre seviyesine kadar havuzun dibini kazıp derinleştiriyorlar. Yaklaşık 100 bin metreküp malzeme kazılıp kamyonlarla havuz dışına taşınıyor. Yarım metre kadar dolgu yapıp ince çakıl dökülüyor. Normalde bu gibi yapılarda zemine grobeton uygulaması yapılır. Fakat kuru havuz suyla doldurulduğunda suyun kesonların altına geçmesi ve kesonları yüzdürmesi isteniyor. Grobeton yerine çakıl dolgunun yapılma sebebi bu. Suyu içeriye aldığımızda tabanına suyun girmesini sağlayacak granüler malzeme dolgusu yapıldı ve onun üzerine bu kesonlar oturtuldu. Dolayısıyla eğer biz bunu yapmamış olsaydık bu kesonları kaldırma gücüne sahip, kaldırma hacmine sahip bir miktarda su girmiş olsa dahi bu kesonlar tabana yapışıp kalkmayabilecekti büyük olasılıkla. Dolayısıyla buradaki esas amaç suyun oturmuş olduğu zemine rağmen o zeminin altına suyun girmesini sağlayacak boşluklu bir dolgu tabakasını elde etmekti. Bu amaçla bir granüler malzeme serdik buraya. Artık eksi 7,5 metre kotunda bir kuru havuzumuz mevcut. Kuru havuz keson üretimi için hazır. Kalıplar çakıldı, ilk demir donatılar bağlandı. Tarih 8 Mart 2013. Osman Gazi Köprü projesinin ilk betonu.
Kesonların yüksekliği 13.4 metreye gelene kadar üretimleri burada yapılacak. Keson temellerinde sağlamlık için çok sık demir donatı var. Bunun sebebi köprü ömrünün en az 100 yıl olması. Bizim biliyorsunuz su altındaki yapılarımız, kesonlarımız betonarme. Deniz yakınında olan su serpintisine uğrayacak ankoraj yapılarımız betonarme. Kenar ayaklarımız hep betonarme. Dolayısıyla bu betonarmenin tuzlu suya ve bu tuzlu su serpintisine dayanımlı olması lazım. Buna bağlı olarak designer'ın yani tasarımcımızın bize bir öngörüsü var. Bu öngörü de yapının betonarmenin klor geçirgenliğine karşı dayanımlı olması lazım. Kesonların üretimi kuru havuzda tamamlandı. Artık kesonlar ıslak havuza götürülmeye hazır. Kuru havuzda 13.4 metre yüksekliğe kadar üretimi yapılan kesonların kalan üretimi Kaytazdere'de yapılacak. Kesonların getirileceği ıslak havuz Kaytazdere'de kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta. Burada deniz derinliği 20 metre. Kesonは まず dry dock と呼ばれる 専用の製作場所で 製作され keson 全体の 65% が製作されます. ここで製作されたkesonは その後、海 を渡って ウェットドック と呼ばれる 海上プラットフォームまで運ばれます. ケーソンをドライドック とウェットドックの 2カ所で 分けて製作するのには 理由がありまして ケーソンはこのように 高さが 15メートル という 非常に大きな構造物になります. それを 1カ所でやるとなると 非常に深い エリアが 必要になります. そのためには非常にコストも高くなりますし。 Kesonların kuru havuzdaki inşaatı sona erdi. Kesonların kuru havuzdan ıslak havuza taşınması işlemi başlayabilir. Bu işlem projenin en önemli kilometre taşlarından biri. İlk yapılması gereken kuru havuzun deniz suyuyla doldurulup kesonların yüzdürülmesi. Havuza su basılmadan önce son kontroller yapılıyor. Bu operasyonun geri dönüşü yok. Her şeyin doğru yapıldığından emin olmaları gerekiyor. Pompalar çalışmaya başladı. Havuza deniz suyu basılıyor. Havuzdaki su derinliği 6 metreye ulaştığında kesonlar suyun kaldırma kuvvetiyle birlikte yüzmeye başlayacak. Su seviyesi yükseliyor. Mühendisler kesonların aynı anda yüzmesini istemiyor. İkisinin aynı anda yüzmesi kontrollerini zorlaştırıyor. Kesonlar birbirleriyle çarpışıp hasar görebilirler. Kesonlar hala kuru havuzda. Şu an kesonlardan birinin içi su dolu olduğu için yüzmüyor. Diğeri ise yüzdürülüp götürülmeye hazır. Bunun için önce denizle kuru havuzu birleştirmek lazım. Önce su geçirimsizliğini sağlayan parplanj kazıkları tek tek sökülüyor. Sonra iş makineleri denizle havuz arasındaki seti açmaya başlıyor.
havuzun önü açıldı. Kuru havuzumuz artık içi dolu bir havuz. Kesonlardan biri yüzüyor. Yüzen bu keson, köprünün güney kule ayağının temeli olacak güney keson. Keson bağlama halatlarıyla kıyıya bağlı. Sıra bu ilk kesonu kuru havuzdan çıkarıp ıslak havuza kadar yüzdürmekte. Kesonu çekecek römorkörler yanaştı. Kesonun çekme mapalarına halatlar bağlandı. İki römork aynı anda motora yükleniyor. Çekme halatları gerildi. Güney keson artık kuru havuzun dışına doğru yüzmeye başladı. Açık denize çıkınca iki römork daha kesonun arka mapalarına bağlantı yapıyor. Açık denizde kesonun dalga ve akıntılar yüzünden başıboş kalması istenmiyor. Dört römork kesonu istenen rotada tutarak ıslak havuza kadar çekiyorlar. Kesonları kuru havuzdan ıslak havuza götürme işi yaklaşık bir gün sürüyor. İlk keson götürülürken İzmit Körfezi'nde deniz trafiği tamamen durduruluyor. Tek bir gemi bile gün boyunca körfeze girmiyor. Güney keson, Kaytazdere açıklarındaki ıslak havuza getirildi. Römorkörler manevra yaparak kesonu ıslak havuzun dolfenine yanaştırıyor. Bu oldukça koordineli yapılması gereken bir işlem. Römorkörler sürekli birbirleriyle iletişim halinde. Dolfen üzerinde bulunan başka bir ekip yaklaşma manevralarını yaptırıyor. Römorkörler görevlerini başarıyla tamamladılar. Osman Gazi Köprüsü kule temel ayak konsepti açısından bakıldığında dünyadaki ilk uygulama. Bu konsept daha önce eğik asma köprülerde uygulanmış. Fakat bir asma köprüde ilk defa uygulanıyor. Bunun en önemli nedeni de İzmit Körfezi'nin çok ciddi bir deprem bölgesi olması. Kuzey Anadolu fay hattı körfezin güneyinden geçiyor. Kule ayaklar deniz derinliğinin yaklaşık 40 metre olduğu yerlere yapılacak. Derin denize ayak yapmak oldukça zor. Olası bir depremde köprü ayakta kalmalı. Bunun için de köprü kule temellerinin oturduğu zeminin sağlam olması gerekli. Bu köprü projesini özel kılan nedenlerden biri işte bu temel yaklaşımı. Deniz dibine kadar inen kepçeler, kesonların oturacağı zemini 3 metre ile 8 metre arasında değişen derinlikte kazıyorlar. Bu işleme deniz dibi taraması deniyor. Çıkan malzeme mamnalara dolduruluyor. Tarama işi bittikten sonra kesonun oturacağı zemine 195 çelik kazık çakılıyor. Bu çelik kazıkların boyu 34.25, çapı ise 2 metre. Kara yoluyla getirilen bu kazıklar dubalara yüklenip çakılacakları yere götürülüyor. Çakım işlemi için deniz üzerinde özel bir platform mevcut. Getirilen kazıklar önce bu platformun üzerine yerleştiriliyor. Daha sonra vinç, kazığı dikip çakma yuvasına oturtuyor. İki kulenin temel zeminlerinin sağlamlaştırılması için çakılan toplam kazık sayısı 390. Bu 390 kazığın işlevi deniz zeminini sağlamlaştırmak. Olası bir depremde zemin sıvılaşmasının önüne geçmek. Böylelikle köprü 1999 Gölcük depremi şiddetinde bir depremde bile hasar görmeden ayakta kalabilecek. Deniz dibine indirilen kazığın üzerine tamamen bu iş için tasarlanmış hidrolik çekiç yerleştiriliyor. Hidrolik çekiç, kazığı deniz zeminine çakıyor.
Denizin yaklaşık 40 metre dibinde çalışma yürütmek oldukça zor. Kazıklar çakılırken en çok uydu ve sonar teknolojilerinden yararlanılıyor. Her kazık çakımında platform tekrar konumlanıyor. Kazığın çakılacağı yerin koordinatlarına getiriliyor. Bu işlem 390 çelik kazık için tek tek yapılıyor. Köprüyü taşıyacak çelik kabloların sabitlendikleri yerlere ankraj deniyor. Ankrajın kelime anlamı demir atmak, demirlemek. Kuzey ankraj köprünün Dilovası ucunda. Bu ankrajın yapıldığı yer tamamen kaya zemin. Ankraj temelinin inşa edilebilmesi için bu kaya zemin 19 metre derinliğinde kazılıyor. Burada kayaç yapı kireç taşı. -19 metre derinliğe ulaşıldığında temelin demir donatıları bağlanıyor. İşçiler projede tasarlanan demir donatıyı hazırlıyor. Paspayları muntazam bir şekilde konulmuş. Paspayları beton içindeki donatının korozyondan korunmasını sağlıyor. Kalıplar çakıldıktan sonra beton dökülüyor. Ankrajlar bütün köprünün ağırlığının zemine iletilmesini sağlıyor. Bunun için beton kalitesi çok önemli. Köprü aslında ilk başladığımız zaman işe 3 kilometre uzunluğundaydı. Ana açıklık ise 1700 metreydi. İki kule arasındaki açıklık. Daha sonra yaptığımız çalışmalarda özellikle Hersek tarafındaki, Hersek burnunun önündeki yamaçta büyük bir heyelan potansiyeli kütlesi tespit edildi. Bu morfolojik çalışmalardan, batimetrik çalışmalar ortaya kondu. Böyle olunca kulenin, güney kulenin 150 metre kuzeye kaymasına karar verildi. Daha stabil bir ortama. Dolayısıyla ana açıklık 1700 metreden 1550 metreye düşürüldü. Ana açıklık 1550 metreye düşürünce ana açıklıkla ankraj arasındaki mesafede 650'şer metrede kalaraktan köprünün boyu kısalmış oldu. Bu da tabii ikinci sıradan dördüncü sıraya girildi. Güney ankraj ve güney yan ayağın temel yapıları kuzeyin aksine bitişik. Buraya bu temelleri yapmak ve üzerine yapıları çıkmak mühendisliğin sınırlarını zorluyor. Temelleri yapmak için bu bölgenin -14,5 metreye kadar kazılması gerekli. Dolgu olan bu alanda deniz seviyesinin altına inildiği anda temeli su basıyor. Bunun önüne geçmek için tek çözüm diyafram duvar. Bu temel kazısının yapılacağı alanın etrafının metrelerce derinliğe kadar kazılıp betonlanması demek. Yapılan zemin etütlerinde su geçirmez kil tabakanın -27 metre derinlikte olduğu tespit edilmiş. Mühendisler diyafram duvarı -32 metre derinliğe kadar dökmeyi planlıyorlar. Buradaki amaç yaklaşık 5 metre kil tabakanın içine perde betonları soketlemek. Su geçirimsizliğini garantilemek. Diyafram duvar inşaatı çok iyi bir mühendislik çözümü. Fakat oldukça zor ve özel bir uygulama. Ankraj temel çukurunun etrafını metrelerce derinlikte kazıp betonlamak gerekiyor. Bu projenin diyafram duvar tasarımını çok özel kılan başka bir özelliği de şekli. Fakat köprü mühendisleri diyafram duvarı yuvarlak şekilde tasarladılar. 58 metre çapında iki yuvarlak yapı. Çünkü bu şekliyle duvar kendi yükünü taşıyan bir yapı olabilirdi. Tıpkı kolonsuz duran cami kubbeleri gibi. Yan yükler geldiğinde diyafram duvar içindeki paneller sıkıştı ama içeriye göçmedi. Eğer duvar dikdörtgen şeklinde tasarlansaydı, bu duvar yan yükleri taşıyamaz ve çökerdi. Diyafram duvar inşaatı sona erdi. Artık bu duvarın ortasında su geçirimsiz kuru bir alan var. Temel kazısı başlayabilir ve bu alan -14,5 metre kotuna kadar kazılabilir.
Islak havuzda yapılacak en büyük işlem kesonların üstüne şaftların yerleştirilmesi. Osman Gazi Köprüsü'nün kule ayaklarının temellerinde ikişerden toplam 4 adet şaft mevcut. Şaftların üretimi Tuzla Tersanesi'nde yapılıyor. Bu şaftlar devasa çelik yapılar. Her birinin boyu 27, çapı ise 16 metre. 4 şaftın 4'ü de eş zamanlı üretiliyor. Çünkü hepsinin arka arkaya taşınıp kesonlara yerleştirilmesi isteniyor. Bu şaftlar 12 ve 15 metre yüksekliklerde olmak üzere iki aşamada üretiliyor. 4 adet çeyrek daire önce birbirlerine kaynatılıyor. Oluşturulan silindir yapılar daha sonra birleştiriliyor. Yapılan birleştirmelerin hepsi gazaltı kaynak yerleriyle. Şaftlarda iç ve dış cidarlar var. Bu cidarların arası 1.2 metre. Şaftlar kesonların üzerine konulduktan sonra bu aralığa beton dökülecek. Üretilen şaftın kaynakları çeşitli testlerden geçiriliyor. Sızdırmazlık ve sonik testler uygulanıyor. Eğme testleri ise çeliğin mukavemetini ölçmek için yapılıyor. Vura vura eğme testinde çeliğin kırılmaması gerekiyor. Tuzla Tersanesi'ndeki şaft üretim süreci sona erdi. Çelik ve kaynak testleri tamamlandı. Her biri 520 ton olan şaftlar yüzer vinç yardımıyla götürülmeye hazır. 1200 ton kapasiteli yüzer vinç bunları tek tek taşıyıp ıslak havuzda bekleyen kesonlara yerleştirecek. Yüzer vinç dünyanın en büyük kapasiteli vinçlerinden biri. Osman Gazi Köprü projesinde ilk kullanımı şaftlar taşınırken oluyor. Yüzer vinç şaftı kaldırıyor, geri manevra yaparak Tersane Limanı'ndan ayrılıyor. Kendinden tahrikli yüzer vinç yaklaşık 30 kilometrelik bir yolculuk yapacak. Körfez trafiği oldukça yoğun. Hava şartları uygun. Deniz dalgasız. Islak havuza gelen yüzer vinç ilk şaftı yerine yerleştirmek için yanaşıyor. Konulacağı yerdeki sarı renkteki kılavuz demirler yardımıyla şaft yerine oturtuluyor. İlk şaft başarılı bir şekilde yerine yerleştirildi. シャフトはここから少し離れたつづらというところから TG という工場からここまで持ってきています。釣りエコーでですね、フローチングクレーンタックリフト7で釣りエコーでここまで持ってきています。約4時間かけてですが、釣りエコーはトルコでは初めて使った工法ですけども。İkinci şaftı getirmek ilki kadar kolay olmuyor. Tuzla Tersanesi bir gemi yapım tersanesi. Yüzer vincin şaftı alıp çıkacağı iskelenin ağzına bir gemi demirlemiş. Yüzer vinç yanaşıp şaftı alamıyor. Bu aksaklık proje ekibine bir gün kaybettiriyor. Diğer şaftlar taşınırken de fırtına çıkıyor. Yüzer vinç yol üzerinde başka bir limana sığınmak ve bir gün boyunca fırtınanın dinmesini beklemek zorunda kalıyor. Yesterday the problem was is that when we are here at the installation site and the Techlift 7 has to moor, then the wind is coming from a beam of the vessel, and then then the shear leg is most sensitive when the waves come from a beam, and the wind was picking up as well with wind force 8, and that's way too much for us.
Our limit is around wind force 5, beginning of wind force 6. So it was over the limit. So that's why we made the decision to go to Belderport. Bütün aksaklıklara rağmen şaftların tamamının kesonlara yerleştirilmesi başarıyla tamamlanıyor. Kesonlar artık ıslak havuzdan batırılacakları kule ayak noktalarına götürülebilirler. Kesonlar deniz dibine batırılmadan önce yapılması gereken son bir işlem var. Deniz zeminine çakılan 390 çelik kazığın üzerine çakıl sermek. Bundaki amaç, yüksek enerjili bir depremde kule ayak temellerinin çakılın üzerinde kayması. Bu yönteme sismik izolasyon yöntemi deniyor. Kesonlar deniz dibine indirildiğinde zeminle bir bağlantısı olmayacak. Çelik kazıklarla sağlamlaştırılıp üzerine çakıl dökülen bu zemin üzerinde duracaklar. Deniz dibine bu çakılların homojen bir şekilde serilmesi lazım. Çakıllar deniz yüzeyinden boca edilirse büyük çakıllar altta, küçük çakıllar üstte kalır. Bu nedenle çakıllar 40 metre derine inen bir huni yardımıyla yaklaşık 1 metre yükseklikten dökülüyor. Tıpkı kazık çakımında olduğu gibi yapılan işlem sonar teknolojisi kullanılarak fotoğraflanıyor. Yapılan işin doğruluğu kontrol ediliyor. Kesonlar artık getirilip batırılabilir. İlk kesonu götürecek römorkörler yanaşıyor. Mapalara bağlanıp birazdan çekmeye başlayacaklar. Yüzdürme esnasında kesonun üzerinde hiç kimse olmayacak. Alınan en önemli güvenlik önlemi bu. Yüzdürme operasyonundan bir saat kadar önce bu alanı boşaltıyoruz. Biraz sonra dalış operasyonu yapılacak. Bununla ilgili bir takım güvenlik önlemleri alındı. Dalış bayrağı çekilecek. Daha sonra yetkin dalgıç aşağı inecek ve şu anda bağlı bulunan Milas barcını serbest bırakacak. Kuru havuzdan getirilirken olduğu gibi bu sefer de 4 adet römorkör taşımayı gerçekleştirecek. İki römorkör kesonu çekerken diğer ikisi de stabilitesini sağlayacak. Keson ıslak havuzdan ayrılıyor. Keson taşıma işlemi başladı. Batırma işlemine başlamadan önce Astrea gemisinin kesona bağlanması gerekli. Astrea bir kontrol gemisi. Kesonların içinde balast sistemleri var. Buraya su alacak pompa odaları şaftın içinde. Keson içinde sürdürülecek bütün elektronik, mekanik sistemlerin tamamı kontrol gemisi tarafından denetleniyor. Kablolar, uzaktan kumandalar, kameralar, GPS, tint metreler. Hepsi bu gemiye bağlı. Kesonlar batırılacakları koordinatlara getiriliyorlar. Batırılma noktasında römorkörler gerekli hazırlıkları yapıyor. Kesonların dört köşesinde duracak römorkörlerle bağlantıları yapılıyor. Bu şamandıralar deniz altında tonozlara bağlı. Keson hareket ettirilmek istenildiğinde tonozlara bağlı römorkörlerin çeki ırgatları hareket ettirilerek keson hareket ettirilir. Proje ekibi çok gergin ve stresli. Osman Gazi Köprü projesinin çok önemli anlarından biri. Hatasız, tam istenilen yere gelecek şekilde bir batırma olmalı. Yunanistan'da Korint Körfezi üzerine yapılan Rio Antirio Köprüsü'nün inşası esnasında bu hata yapıldı. Kule temel kesonunun batırma toleransı yaklaşık 10 santimdi. Son anda boşalan bir halat yüzünden keson olması gereken yerden 30 santim farklı yere battı. Köprü mühendisleri projeyi baştan sona değiştirmek zorunda kaldı. Bu ölümcül hatanın bu projede tekrarlanmaması gerekiyor. Hem uydu hem de su altı görüntüleme teknolojisi etkin bir biçimde kullanılacak. Arovi adı verilen bir su altı robotu su dibini görüntüleyecek. Ölçümler yapacak. Yapılan bu işlemlerin tamamı kontrol odasından takip edilebilecek. Proje ekibinin kesonları doğru yere tam planlandığı gibi yerleştirmesi için tek bir şansı var.
Keson'un batırılıp tekrar kaldırılıp doğru yerine batırılması söz konusu değil. Bu projenin bütün tasarımlarını, zaman çizelgelerini ve maliyetlerini etkileyebilecek bir durum. Sıfır hatayla kesonların deniz dibinde daha önce hazırlanan yerlere batırılması gerekli. Batırma işlemi başladı. Ortam çok gergin. Deniz suyu yavaş yavaş kesonların üzerine çıkıyor. Kontrol esnasında GPS verileri saniye saniye izleniyor. Keson'un batarken aksında olup olmadığı sürekli kontrol ediliyor. Keson yavaş yavaş İzmit Körfezi'nin mavi sularına gömülüyor. Keson'un deniz dibine oturmasına 10 santim kaldı. Ekip ölçümlerden emin olmak istiyor. Batırılma durduruldu. Sualtı robotu ölçüm için indiriliyor. Keson'un çevresini dolanacak olan robot ölçümleri alıp kontrol odasına gönderecek. Bilgiler teyit edildi. Keson 40 metre derinlikteki yerine kontrollü bir batırmayla yerleştiriliyor. Batırma işlemi neredeyse 24 saat sürdü. Uykusuz ve gergin bir gecenin ardından ekip çok mutlu. Güney Keson'da başarılı bir operasyonla yerine batırıldıktan sonra köprü projesinin en zorlu aşamalarından biri başarıyla sona erdi. Temeli tamamlanan Kuzey Ankraj yavaş yavaş yükselmeye başladı. Ebat olarak Kuzey Ankraj, Güney Ankraj'dan biraz daha küçük ve geometrisi farklı. Çünkü Kuzey Ankraj hem kaya zemine oturuyor hem de yan ayakla birleşmiyor. Güney Ankraj inşaatı da Kuzey Ankraj'la eş zamanlı devam ediyor. Ankraj inşaatlarının tamamlanması yaklaşık 2 sene sürüyor. Osman Gazi Köprüsü'nü deniz içinde askıda tutan iki kule ayak var. Yükseklikleri 252 metre. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 100 metre olan ayak yüksekliklerinin 2,5 katı. Kule ayaklarının deniz üzerindeki ilk 10 metresi beton imalat. Kalan 242 metre ise tamamen çelik üretim. Kule ayak panelleri Gemlik'te Çimtaş Fabrikası'nda üretiliyor. Ana malzeme olan çelik Almanya ve Avusturya'dan geliyor. Bu çelik S460N sınıfı özel bir çelik türü. Kaynak öncesi ön ısıtmaya ihtiyaç duymuyor ve kolay kaynatılabiliyor. Kulenin plastik deformasyon beklenen bölgelerinde ise S620Q sınıfı çelik kullanılıyor. Kesonlar başarıyla deniz dibine batırıldı. Köprüyü askıda tutacak kulelerin bu kesonların üzerinde yükselmesi gerek. Ayakları şaftlara, yani kule temellerine bağlayacak yapılara ankraj bloğu deniyor. Kafesi andıran bu bloğlar kule ayaklarına taşınıyor. Bu anchor frame dediğimiz eleman da altyapı, yani kesondaki betonarme yapı ile üst yapı, yani çelik kuleye birbirine bağlayan
bağlantı parçası diyebiliriz. Çok önemli, hayati bir parça. Esas maksadı üstünde duran düşey anchor rod dediğimiz elemanları sabitlemek beton döküm sırasında. Daha sonra sabitlenen anchor rod etrafındaki beton döküldükten sonra ilk iki, daha doğrusu ilk blok yerine yerleştirildikten sonra sıkıştırılacak ve beton ile çelik arasındaki bağlantı sağlanmış olacak. 235 metrelik köprü yüksekliği, kuleye gelen her türlü yatay yük etkisinde oluşacak çekme gerilmeleri bu anchor frame içindeki rotlara verilen art germe ile dengelenecek. Yani köprünün hayati elemanlarından bir tanesini şu anda montajını gerçekleştirmekteyiz. 1200 ton kapasiteli yüzer vinç blon kafeslerini yerleştiriyor. Blonları birleştiren donatılı yapıya ise bağ kirişi deniyor. Bağ kirişinin ağırlığı 900 ton. Bu projede taşınan ve montajı yapılan en büyük ağırlık. Kiriş montajından sonra kaidenin betonu dökülüyor. Kule ayaklarının beton olan ilk 10 metrelik kısımları bu bölümler. Bundan sonraki kısımları tamamen çelikten üretilecek. Kule ayak kaidelerinin her birinde toplam 84 ankraj blonu var. Bu blonlar betonarme temelle çelik ayakların bağlantısını yapıyor. 42 bin metreküp beton ve 9 bin ton demir donatının kullanıldığı kule temellerinin yapımı böylece sona erdi. Kule ayaklarının yapımı için her şey hazır. Ayaklar 10 metreden 252 metreye kadar yükselecek. Yukarıda ikişer adet girişle birbirlerine bağlanacaklar. Kule yükseklikleri nedeniyle projenin bu kısmı çok çetin. Yükseklik, proje ekibini farklı mühendislik çözümleri bulmaya itmiş. Bir numaralı bu bloklar özel olarak üretildi. Hasar almamaları ve köprünün mukavemetinin artması için 80 mm kalınlığında çelik kullanıldı. Konulacakları yerler kulelerin en alt kısmı. Projede çelik montajına başlanıyor. Toplam 33 bin ton çelik işlenecek. İlk kule bloğu yüzer vinçle yerine yerleştirilmek üzere taşınıyor. Gemi çarpma riskinin olduğu bölgeler. İlk iki blok ankraj blonlarıyla temele bağlanıyor. Blonlar projede öngörülen değerlere kadar hidrolik tork anahtarıyla sıkılıyor. Bugün 8 Temmuz 2014 sahada çelik montajının fiilen başladığı gündür. Şu anda Kuzey Kule temeli üzerinde Doğu Plinti'ndeki ilk kule bloğunun montajını gerçekleştirdik. En zor imalat burada oldu diyebilirim. Deniz ve hava durumuna açık bir alandayız. Dolayısıyla her türlü hava şartlarından etkilendik. Malzeme sevkiyatında, personel sevkiyatında. Fakat yine de 4 aydan daha kısa bir sürede her bir kesonda 6'şer bin metreküpün üzerinde beton dökümü gerçekleştirdik. Ve bugün gördüğünüz gibi de ilk çelik montajını gerçekleştirdik. Köprü kule ayaklarının yapım yöntemi melez bir yöntem. Bloklar birbirlerine hem cıvatalarla tutturuluyor hem de kaynatılıyor. Vincin yerine yerleştirdiği blok önce bir alttaki blokla geçici cıvatalarla tutturuluyor. Sonra bloklar birbirine kaynatılıyor. Geçici cıvatalar çıkarılıyor. Kalıcı cıvatalar yerleştirilip sıkılıyor. Uygulanan bu cıvata yöntemi Türkiye'de çok yaygın uygulanan bir inşa yöntemi değil. Hem cıvata hem de kaynak işi çok özel işler. Üstüne üstlük bu işlerin tamamı yerden çok yüksekte yapılıyor. Bu durum
işçilerin sürekli olarak yaşam hatlarına bağlı bir şekilde çalışmasını gerektiriyor. İş güvenliği bu projede çok dikkat edilen bir konu. Rüzgar, kulelerde yapılan montaj işlerini daha da zorlaştırıyor. Yaklaşık 100. metredeki kirişe kadar kule ayakları birbirinden bağımsız. Bu da kuvvetli bir rüzgarda ayakların aşırı sallanması demek. Yüksek rüzgar hızlarında çalışma güvenliği tehlikeye giriyor. Böyle durumlarda montaj durduruluyor. Bu özel işle ilgili diğer bir konuysa uzmanlık. Türkiye'de bu kadar devasa çelik yapılar fazlaca yapılan inşaatlar değil. O nedenle deneyimli usta ve işçi bulmak çok zor. İşin yüksekte yapılıyor olması tecrübeli çalışan gereksinimini daha da artırıyor. Bu ihtiyacı karşılamak için Japonya'dan usta ve işçiler getirilmiş. Civataların takılıp çıkarılması, sıkılması, kaynağın yapılması, toleranslarının ayarlanması, geometrinin kontrolü bu Japon ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Zamandan tasarruf etmek için iki kulede montaj eş zamanlı devam ediyor. Kule ayakları yaklaşık 100 metre yüksekliğe ulaştı. Onuncu bloklarda konduktan sonra iki ayağı birleştiren kirişler atılıyor. Kule ayakları bu yüksekliğe kadar birbirlerinden bağımsız. Çok stabil değiller. Bu kiriş iki ayağı birleştirip kulenin tek bir parça halinde hareket etmesini sağlıyor. Ayakların kalan montajı bu kiriş üzerine konacak tırmanan vinçle yapılacak. Senshu matsu kara zutto kono kasetsu o suru yoten shite tan desu ga zannen nagara tenkou ga warukute 風の10段11段のタワーのブロックの仮設を終えて、その後タワークレーンの搭載になります。100 vinç kirişten sonra ancak birer blok daha koyabiliyor. Yükseklik limitinin sonuna geldi. Üretimin bundan sonraki kısmına tırmanan vinçle devam edilecek. Köprü yükseldikçe vincin de yükselmesi gerekiyor. Vinç yükseldikçe modüler olan kule ekipmanlarının eklenmesi gerekir. Tırmanan vincin bunu yapabilmesi için gövdesi üzerinde bir tırmanma kafesi mevcut. Vinç bu kafesin üzerinde yükseliyor. Yükselme bittiğinde vinç kafese tutunuyor. Modüler yükseltme ekipmanı kafes içine konuyor. Ve montajı yapılıyor. Tırmanma kafesi bu sefer yeni eklenen ekipmana tutunarak yükselmeye devam ediyor. İstenen yüksekliğe kadar bu işlem tekrarlanıyor. Tırmanan vincin kaldırma kapasitesi düşük. Yüzer vinç gibi çelik panelleri blok halinde kaldırıp koyamıyor. Bu nedenle 11. bloklardan sonra kule ayaklarının üretim yöntemi değişiyor. Tırmanan vinç tek bir bloğu oluşturan 4 paneli tek tek kaldırıyor. Hadi abi. Hadi. Dört panel geçici civatalarla birbirlerine tutturuluyor. Kaynakları yapılıp birbirlerine birleştiriliyor.
Sonrasında geçici civatalar kalıcı civatalarla değiştirilip montaj sonlanıyor. Ayakların montajı 245 metreye kadar böyle devam ediyor. 245. metrede ayaklar ikinci bir kirişle daha birleştiriliyor. Kulelerin kalan kısmı ise ana kabloların geçirileceği semer denen kısımlar. Semerlerin de montajı ile kulelerin montajı sona eriyor. 3 tip semerimiz vardır. Dağıtım, sapma ve kule semerleri. 3 tip semerin yanı sıra bunlar toplam 12 adettir. Bunların işlevi, fonksiyonu ana kablonun yapı elemanlarıyla birleşimini sağlamak ve ana kablonun açısını, yönünü değiştirmektir. Bunların doğruluğu, toleransları artı eksi 5 milimetredir. Çok hassastır. Bu toleransların bu kadar hassas olmasının nedeni sapma fazla olduğu takdirde kablo üzerinde ilave bir takım gerilimlere ve yüklere neden olacağından artı eksi 5 milimetre içerisinde bunların montajının yapılması gerekir. Ana kablonun zeminle bağlantısını sağlayan ankrajlar. Köprünün bütün yükü buralara aktarılıyor. Ana kabloyu oluşturan büklümlerin montajı bitmiş. Yükün ankrajlara aktarılması için bu büklümlerin gerdirilmesi gerekli. Ankrajlarda bir ön oda, bir de arka oda mevcut. Ankrajda ön oda aktif çalışma odasıdır. Burada germe için hidrolik krikolar mevcut. Bu krikolar kullanılarak çelik halatlar geriliyor. Proje aşamasında hesaplanan basınç kuvvetlerine ulaşmak gerekli. Değerler sağlandığında beton yüzeye ankraj başlığı ve kamalar yardımıyla sabitleniyor. Germe bittikten sonra art germe halatları kesiliyor. Kılıfların içindeki çelik halatlar korozyona karşı hassas. Art germenden sonra tüm kılıfların içine kuru hava verecek kapalı devre kurutma sistemi kuruluyor. Bu sistem nemi sürekli belirlenen bir değerin altında tutacak. Çelik halatların paslanmasının önüne geçecek. Diyelim ki istenen nem değerleri, sıcaklık vesaire gibi değerler istenen değerin dışına çıkarsa hemen sistem otomatik olarak devreye girerek içeriye kuru hava basmış oluyor ve bu şekilde ana kabloyu ortam şartlarından mümkün mertebe korumuş oluyoruz ve köprünün işte uzun ömürlü olmasını sağlamış oluyoruz. Son olarak ana kablo büklümleri ankraj plakalarına bağlanıyor. Bu plakalar ankrajda ön odada bulunuyor. Böylelikle ana kablo üzerindeki yükün ankraj bloğuna aktarılması sağlanmış oluyor. Ana kablo yapısının ham maddesi çelik. Bu ham madde Japonya'da üretiliyor. 9 milimetre çapında olan bu çeliğe kablo kütüğü deniyor. Üretilen bu kablo kütükleri Çin'e getiriliyor. Burada çapı 5.88 milimetreye düşürülüyor ve mukavemeti artırılıyor. Artık kablo kütükleri burada tel haline getiriliyor. Tel haline getirilen tellerdense kablo demetleri imal ediliyor. Ana kabloda ana açıklıkta 110, yan açıklıklarda 112 adet kablo demeti var. Her bir kablo demeti ise 127 adet telden oluşuyor. Her bir kablo demetinin uzunluğu 3054 metre. Yani bir ankrajdan diğerine tek parça halinde ulaşabilecek uzunlukta. Bu kablo demetleri kuzey ankrajdan güney ankraja kule semerlerinden aşırılarak çekilecek. Kullanılan kabloların mukavemeti 1760 megapaskal. Betonda bu değer sadece 45 megapaskal. Yani bu çelik kablo betondan yaklaşık 40 kat daha dayanımlı. Ana kablo çekimine başlamadan önce çeki sisteminin kurulması lazım. Birisinin gözüne girme.
Bu işlem için çeki sistemi kablosunun bobini Kuzey Ankaraj'a bırakılıyor. Bir gemi kabloyu çekerek kuzey ayağa getiriyor. Kulenin tepesindeki linçler kabloyu kaldırıp semerden aşırıyor. Gemi kabloyu güney ayağa çekmeye devam ediyor. Güney kule semerinden de geçirildikten sonra kablonun ucu Güney Ankaraj'a bağlanıyor. Bu sırada kablo deniz dibine serilmiş vaziyette kalıyor. Sonra kulelerin tepesindeki vinçler yardımıyla bu kablo geriliyor. Çeki sistemi kablo çekim işlemleri yaklaşık bir gün sürüyor. Bu bir gün boyunca Körfez Deniz trafiğine kapatılıyor. Daha sonra ana kablo montajının gerçekleştirileceği bir kablo tesis hattı kuruluyor. Bu hata Kedi Yolu adı veriliyor. Kedi Yolu kablosu sadece 10 telden oluşuyor. Kalınlığı ise sadece 8 santim. Gerilen bu kabloların üzerine çelik bir hasır işçiler tarafından serilip bağlanıyor. Biri doğuda, diğeri batıda olmak üzere iki tane kedi yolu var. İşçiler kablolar çekilirken bu hattın üzerinde çalışacaklar. İş güvenliği için iki yanına korkuluklar yapılıyor. Artık ana kablo çekim işlemleri tamamen bu kablo üzerinde gerçekleşecek. Ana kablo montajı başlamadan yapılması gereken çok önemli bir iş var. Osman Gazi Köprüsü'nün iki kule ayağını kara yönünde dışarıya doğru geri çekmek. Bu işlem sıra dışı bir işlemdir ve sadece çelik köprülerde yapılır. Betonarme köprülerde bunu yapmak mümkün değildir. Çünkü beton çelik gibi esnemez. Kulenin en üst girişinde geri çekme halatlarının bağlanması için kulplar mevcut. Kuleler bu kulplardan bağlanıp halatlarla karaya doğru geriliyor. Bu işlemde kuleler karaya doğru 1.2 metre yay gibi geriliyor. Bütün yapı çelik olduğu için bu germeye izin veriyor. Bunu yapmaktaki amaç, kablo ve tabliye montajı sona erdiğinde kulelerin tekrar dik konumlarına gelmesi. Eğer geri çekme işlemi yapılmazsa kuleler kablo ve tabliyelerin ağırlığıyla 1.2 metre içeriye eğilir. Geri çekilip kablo ve tabliye montajı yapıldığında ağırlık kuleleri orijinal dik konumlarına getirir. Doğu ve batı hatları üzerinde karşıdan karşıya çekilecek toplam 228 adet kablo demeti var. Bobinlere sarılı her bir kablo demetinin ağırlığı 120 ton. Bu ağırlığı işçilerin kaldırabilmesi imkansız. Bir taşıma sistemine ihtiyaç var. Kedi yolunun hemen üzerinde bu taşıma sistemi mevcut. Bu sistemi dengede tutacak sistem ise tramvay hattı. Tramvay halatları her 60 metrede bir metal çerçevelerle kedi yoluna bağlı.
kedi yoluyla tramvay arasındaki geometriyi tutturmak bu şekilde sağlanıyor. Tramvay hattı, Kuzey Ankraj'dan yakalanan kablo demetinin ucunu Güney Ankraj'a kadar çekip götürecek çeki sistemini taşıyor. と今引っ張ってるこのロープは1本あたり127本のストラン、あの祖先127本の祖先が1つのストランドとしてなってます。で、そのストランドを110個束にしてケーブル1つのケーブルとしています。 Çelik halat çok ağır bir malzeme. これ全部で引き出そうとしたら設備がものすごいことになるので、これ1本だけでも1メーター20キロぐらいあるから、結構重たい。これ全部まあ110本の塊を引き出そうとしたら設備がものすごい大きなものを作らなきゃいけないので、いけなくなるから経済になるから、まあ1本ずつ。 Çeki halatı ana halat büklümünü çekerken işçiler büklümün makaralar üzerinde kalmasını ve kendi çevresi etrafında dönmemesini sağlıyor. Halat yere düşüp sürünmüyor. Aşınıp hasar görmüyor. Bildiğiniz gibi asma köprülerde en önemli yapı elemanlarından biri ana kablodur. Üzerinden araçların geçtiği tabliyelerin ve de bütün araçların yükünü taşıyan bir yapı elemanıdır. Dolayısıyla bir köprünün hani ömrü dediğimizde o direkt olarak taşıyıcı ana kablonun ömrüyle ilgilidir. Ana kablo üzerinde yapılması gereken son birkaç işlem kaldı. Doğu ve batıda bulunan ana kablolar önce sıkıştırılıyor. ストランド仮説が終了して、コンパクト六角形のストランドを丸くする作業として、コンパクション圧力をかけたマシンを使っての作業をずっと行っております。 Bir sonraki işlemse askı halatlarının montajı. Araçların üzerinde gideceği yolu oluşturacak tabliyeler, bu askı halatlarıyla ana kabloya asılacaklar. Köprünün tamamını taşıyacak ana kablolar döşenirken, tabliyelerin üretimi Gölcük'te devam ediyor. Tabliyeler köprü bittiğinde araçların üzerinde gidecekleri parçalar. Bir tabliyenin eni 35.93 metre. Tabliyelerin boyları ise 19 ila 50 metre arasında değişiyor. Tabliyelerin tamamının üretiminde kullanılan toplam çelik miktarı 33 bin ton. Birbirlerine birleştirildikten sonra 2682 metrelik bir yol olacaklar. Üzerlerinde araçların gideceği 3 gidiş 3 geliş şeridiyle kenarlarda bakım onarım için ayrılmış 3'er metrelik boşluklar var.
Tabliyeler merkezden kenara doğru %2'lik bir eğime sahip. Bu eğim yağmur sularının kolayca kenardaki su giderlerine akmasını sağlıyor. Bu kadar büyük ebatlı üretimleri yapmak için çok büyük alanlara ihtiyaç var. Gemlik atölyelerine gelen çelik saçlar projedeki ölçülerine göre kesiliyor. Kesimde lazer kesim tezgahları kullanılıyor. Saçların kalınlığı arttıkça ağırlığı da artıyor. Bu da taşıma halatlarına binen yükü çoğaltıyor. Projeyi tasarlayan mühendisler bunun olmasını istemiyor. Dolayısıyla tabliye yapımında kullanılabilecek en ince saçlar kullanılıyor. Bu saçların kararlılığını artırmak için U kaburga denen oluklar kaynatılıyor. Böylelikle tabliyelerin panelleri oluşmuş oluyor. Daha sonra panellere çapraz kaburgalar enlemesine kaynatılıyor. Tabliyelerin genel çatısı burada ortaya çıkıyor. 25 metre uzunluğundaki 113 tabliyenin montajı yaklaşık 20 gün sürüyor. Birleştirme işlemi 226 kez tekrarlanıyor. Bu projede 50 metre uzunluğunda 640 ton ağırlığında mega tabliyeler üretildi. Yaklaşım viyadükleriyle yan ayaklar arasındaki kısımlara geçiş boşluğu deniyor. Tabliye montajına bu kısımlardan başlanıyor. Geçiş boşlukları köprünün bir parçası olsalar da askıda değiller. Daha önce inşa edilen iskelelere yüzer vinç yanaşıyor. Geçiş boşluğu üzerine bir kayar kızak sistemi kurulmuş. Yüzer vinç tabliyeyi sadece yan ayağın üzerine koyabiliyor. Piston buraya yerleşiyor. Tabliyeyi itiyor. Böylelikle yan ayak üzerine konan tabliyeler yaklaşım yedüğüne kadar itilebiliyor. İtme papuçlarını toplayıp daha ilerideki bir dişe oturup tekrar itmeye devam ediyor. İşçiler cıvata ve kaynak işlerini yapıp birleştiriyor. Köprünün askıda olmayan kısımlarının tabliye montajı sona erdi. Ana kablo artık tabliyelerin montajına hazır. Ankrajlara bağlandı. Art germeleri yapıldı. Montaja ilk kule ayakları içinden geçen tabliye ile başlanıyor. Yüzer vinç bu tabliyeyi kaldırıp yerine koyuyor. Tıpkı bir kiriş gibi köprü ayakları arasına montajı yapılıyor. Kendinden tahrikli duba gemiler köprüye tabliye taşıyor. Cıvata ve kaynakla yandaki tabliyeye birleştiriliyor. Daha sonra askı halatlarıyla ana kabloya asılıyor. Askıda olan tabliyelerin montajına yan ayaklardan devam ediliyor.
Aynı şey iki kule ortası için de geçerli. Burada da ana kablo aksa çok yakın. Yüzer vinç bu tabliyeleri tek tek yerlerine kaldırıp koyuyor ve birleştirmeleri yapılıyor. Hop. Artık ana kablo yüksekliği köprü aksından oldukça yüksek. Kablo üzerine kurulacak bir vinç tabliyeleri kaldırabilir. Bu nedenle bir askı vinç kuruluyor. Yüzer vinç tek tek askı vincin parçalarını getiriyor. İşçiler ana kablo üzerine bu vincin montajını yapıyor. Bu vincin kaldırma kapasitesi çok yüksek. 3500 ton ağırlığa kadar her şeyi kaldırabilir. Taşıyıcı dubalar tabliyeleri getirmeye devam ediyor. Askı vinç tabliyeyi denizden en az 65 metre yüksekliğe kaldırıyor. İşçiler cıvatalarla bir önceki tabliye ile birleştiriyor. Daha sonra tabliye askı halatlarıyla ana kabloya asılıyor. Boyu 50 metreyi bulan tabliyeler var. Ağırlıkları 640 tonu buluyor. Bunlar yaklaşık yarım futbol sahası uzunluğunda. Bu tabliyeleri kendinden tahrikli çok daha büyük taşıma gemileri getiriyor. Tabliyelerin montajına orta ve kenarlardan kulelere doğru devam ediliyor. Köprünün bittiğinde alacağı şekil artık oldukça görünür bir hal aldı. 2013年の1月こちらの工事を本格着工してから約39ヶ月と3週間かかってますけども、もうすぐ桁がつながります。 19 Nisan 2016. Tarihi bir gün. İnşaatın çok önemli kilometre taşlarından biri daha. Son tabliyenin montajı. Askı vinç son tabliyeyi kaldırıyor. Tabliye yuvasına oturtuldu. İşçiler heyecan ve mutlulukla son cıvataları sıkıyorlar. Körfez'in güneyi ve kuzeyi artık tamamen birleşti. Yürüyerek ya da araçla Körfez'i karşıdan karşıya geçmek mümkün hale geldi. Son tabliyemizi yerine monte ettik ama içimizde biraz da burukluk var. Biliyorsunuz geçen sene Mart ayında bir kedi yolu kazası yaşamıştık. Bunun akabinde de ruh eşi kişi maalesef aramızdan ayrılmıştı. Keşke o da burada olup bu günleri görebilseydi. O gün cenazesini Japonya'ya gönderdiğimizde proje müdürü Kawakami-san bir söz vermişti. Köprüyü bitireceğiz, sana söz veriyoruz arkadaşım demişti. Sözlerimi tuttular. Kişi Ryu için kotobao sasagetai to omoimasu. Kyonen
彼が亡くなってから、しばらくは工事をまともにスタートすることができませんでした。とても悲しい出来事です。でもみんながこれを乗り越えて、やっとここまでやってきました。そして、みんなの力で、桁をつなぐことができました。世界で第4位の吊り橋です。いつも私らの後ろで、岸隆一は生きていると思っています。今日の日を岸さんと祝いたいと思っています。ありがとう、岸さん。Ana halatla askı halatlarının montajları tamamlandı. Tabliyeler tek tek ana kabloya asıldı. Birbirlerine hem civatalarla hem de kaynakla birleştirildi. Tüm bu işlemlerin ardından tel sarma makinesiyle ana kablonun etrafı telle sarılıyor. Bu sarılan kabloya S teli adı veriliyor. Telin genişliği 7, kalınlığı ise 1,5 milimetre. Kablo sarım makinesi ana kablo etrafında dairesel hareketlerle bu teli sarıyor. Bu işlemin amacı S teli ile ana kabloyu sarıp dış etmenlerden yalıtmak. Kablo içine yağmur suyu ve hava girişini engellemek. Böylelikle taşıyıcı ana kabloyu korozyondan korumak. Lappingの 目的というのは、今回のこの、ケーブルは、乾燥機システムといって、長寿命化を目的として、ケーブルの中を、一定度 の、 湿度を保つというシステムを入れることになってますので、そのラッピングをして、そこを塗装を施して、その中に換気を送り込むことによって、長寿命化を図ると。Kablo sarımından sonra ana kablo dış yüzeyinin tamamı koruyucu boyayla boyanıyor. Bu boyanın kalınlığı 540 mikron. Boya sarılan tel aralıklarını kapatıyor ve tel yüzeyini korozyondan koruyor. Yakın bir zamanda mesela İskoçya'da 40 sene önce yapılan bir köprüde yapılan tespitte ana kablodaki korozyondan dolayı mukavemetinin %10 azaldığı tespit edilmiş ve ona çözüm üretmek için çalışmaları devam ediyor. Hatta köprünün ana kablonun değişimi o kadar zor bir operasyon ki belki köprünün yeniden yapılması gündeme gelebilir. O nedenle işte ana kablolardaki paslanmayı, korozyonu önleyici sistemler çok büyük önem arz ediyor. Osman Gazi Köprüsü deniz ortasına yapılmış bir köprü olduğu için boya işlemi çok önemli.
Köprünün gövdesini oluşturan tabliyeler montaj esnasında boyanmışlardı. Bu boyama tabliyelerin tamamının korunması için. Araçların geçeceği asfalt yol zemininin yeniden boya işlemine tabi tutulması gerekiyor. Boyama işlemine başlamadan önce tabliye montajından kalan geçici boyanın tıraşlanması lazım. Tıraşlanan yüzey hemen kumlama işlemine tabi tutuluyor. Çelik yüzeye yüksek basınçla kum taneleri fırlatılıyor. Kum tanecikleri yüzeydeki her türlü kalıntıyı çelik yüzeyden arındırıyor. Kumlama yapılan yüzeylerin hemen örtüyle kapatılması gerekiyor. Bu süreç çok hassas. Eğer kapatılmazsa çelik çok hızlı bir şekilde paslanmaya başlar. Bu nedenle kumlama biter bitmez en fazla 2 saat içinde boya işlemi de başlıyor. Boyama ekibi hızlı ve özenli davranmak zorunda. Atılacak 3 kat boya var. Ve ilk kat boya atılıyor. Astar amaçlı atılan bu boyanın rengi kırmızı. Boyacıların arkasından zemin fırçalanıyor. Hemen arkasına sarı renkli ikinci kat atılıyor. İşlem devam ederken bir yandan atılan boyanın kalınlıkları ölçülüyor. Boyası olmamış yerler hemen kaldırılıp sökülüyor. Sonra yeniden boyanıp ölçümleri yapılıyor. Ta ki istenen şartlar sağlanana kadar. Boya ilerledikçe boya çadırı da ilerliyor. Dış etmenlerin yapılan boyayı etkilememesi önemli. Çadır bu görevi görüyor. Köprü o kadar uzun ki kumlama, astar boya ve boya işlemleri köprünün farklı yerlerinde aynı anda devam ediyor. Asfalt, köprüden geçen araçların tekerlerinin değdiği zemin. Köprü ve viyadük yapılarında özel asfalt türleri kullanılıyor. Buraya atılan asfalt iki katmandan oluşuyor. Mastik ve taş mastik asfaltı. Mastik asfalt kapalı sistem kendinden ısıtmalı kamyonlarla getiriliyor. Finisher denen özel makineyle bu asfalt seriliyor. Makinenin haznesinin boş kalmaması için kamyonlar finisher'ı sürekli malzemeyle besliyor. Mühendisler kesintisiz bir asfalt dökümü istiyor. Mastik asfalt boyanan zeminin üzerine dökülen sıcak asfalt. Asfaltın sıcaklığının belli bir derecede olması lazım. Soğumaması gerekli. Mastik asfaltın döküm sıcaklığı 230 derece. Bu asfaltın herhangi bir taşıyıcı özelliği yok. Mastik asfaltın özelliği geçirimsiz olması. Yani yüzeyden köprünün çelik zeminine su, hava ve benzeri hiçbir şeyin geçmesine müsaade etmiyor. Çelik tabliye yüzeyini yalıtıp koruyor. Mastik asfalt 20-25 yıl boyunca bakım onarım görmeden hizmet verebilir. Mastik asfaltın üzerine dökülen asfalta ise taş mastik asfalt deniyor.
Taş mastik asfaltın malzemesi normal kamyonlar tarafından getiriliyor. Mastik asfalt dökülür dökülmez kendisi yayılıyor. Taş mastik asfalt, mastik asfalt kadar sıcak ve akışkan olmadığından yayılması gerekiyor. Bu yayma işlemini makine yapıyor. Bu asfalt geçirimli bir asfalt. Araçların tekerleri bu asfalta değecek. Bu yüzden aşınan bir asfalt. 3 ila 5 yıl arasında yenilenmesi gerekiyor. Dökülen asfalt büyük ve küçük olmak üzere iki tip silindir kullanılarak sıkıştırılıyor. Silindirlerin giremediği yerlere ise kompaktörler giriyor ve asfaltı sıkıştırıyor. Osman Gazi Köprüsü'nün asfalt dökümü sona erdi. Çizgilerin çekilmesi ise bir gece sürüyor. Yol çizgileri çekilen asfalt yol, 3 gidiş 3 geliş şeridiyle hizmet vermeye hazır. Yol hazır. Fakat köprü üzerinde tamamlanması gereken bazı donanımlar var. Bunlardan ilki rüzgar bariyerleri. Köprü trafiğe açıldığında araçlar deniz seviyesinden en az 65 metre yukarıdan geçecekler. Körfez, deniz ve karalar arasında hava basıncı farklarının sıkça oluştuğu bir yer. Bu da ani ve şiddetli rüzgarlara neden olabiliyor. Köprü civarında oluşabilecek bu şiddetli rüzgarlar saatte 120 km hızla giden araçları savurabilir. Köprü üzerinde montajı devam eden diğer bir güvenlik donanımı otokorkuluklar. Otokorkuluklar olası bir yoldan çıkma anında araçları köprü üzerinde tutacak. Bu korkuluklara çarpan araçlar köprüden aşağı uçmayacak ya da karşı şeride geçmeyecek. Önce korkuluk mesnetleri yerleştiriliyor. Bu mesnetlerden bir halat geçecek. Mesnetler ve halat da tıpkı köprü gibi çelikten üretildi. Korkulukların amacı maddi hasarlı araçları yavaşlatıp durdurmak. Mesnetlerden geçirilen halat daha sonra geriliyor. Bu germenin belli bir değerde olması gerekiyor. Osman Gazi Köprüsü inşaatının en büyük zorluklarından biri depremle mücadele etmek. İzmit Körfezi 7 ve üzeri depremlerin gerçekleştiği fay hattına yakın bir yerde. Hidrolik pistonlar deprem nedeniyle oluşacak hasarları en aza indirmek için kullanılan yapı elemanlarından biri. Çalışma prensibi tıpkı bir araba amortisörü gibi çalışarak enerjiyi sönümlemektir. Köprünün iki ucundaki yaklaşım açıklıklarında bulunan ayaklara yerleştirilen bu pistonlar dünyanın en büyük pistonları. Pistonların her birinin uzunluğu yaklaşık 15 metre ve ağırlığı 23 ton. İçlerinde nitrojen gazı ve hidrolik mevcut. Deprem anında sarsıntıyı algılayan sensörler, nitrojen gazını harekete geçirip hidroliğin çalışmasını sağlıyor. Böylelikle köprü, artı eksi 1.83 metre civarına kadar hareket ederek ortaya çıkan deprem enerjisini bertaraf edebiliyor. Bu pistonlar sadece deprem anında değil, sıcaklık farkından dolayı uzayıp kısalma, araç trafiğinin ve dinamik rüzgar etkilerinin yarattığı deplasmanları da sönümleyebiliyor. Köprüde başka bir risk daha var. Yangın. Bu köprüden her gün sayısız yakıt tankeri geçecek. Olası bir kazada büyük bir yangına neden olabilirler. Köprünün bazı hassas noktalarının yangına karşı güçlendirilmesi gerekiyor.
Kulelerin köprü aksından 25 metreye kadar olan kısımları ile ana kabloların etrafı. Bu bölgeler yangına karşı dayanıklı boya ile boyanıyor. Boya yangına müdahale edilene kadar çeliğin ısınıp yumuşamasını önleyecek. Başka bir koruma önlemi ise nemden arındırma donanımı. Bu aslında bir hava üfleme sistemi. Ana kablonun içine sürekli kuru hava üflüyor. Kuru hava kablo içindeki nemi azaltıyor. Nemin azaltılmasıyla taşıma halatlarında korozyonun önüne geçiriyor. Son olarak köprü aydınlatması yapılıyor. Köprü boyunca 238 adet aydınlatma direği dikiliyor. Geceleyin ve sisli havalarda köprü üzerindeki görüş mesafesi artırılıyor. Aydınlatma aynı zamanda geceleri Körfez'e estetik bir görüntü de katıyor. Körfez, Hersek'ten Dil Ovası'na uzanan bir ışık huzmesine bürünüyor. Üç buçuk yıllık insanüstü çaba İzmit Körfezi'ne galip geldi. İnşaat teknolojisinin ve mühendisliğin sınırları zorlandı. Deprem, rüzgar, yangın, korozyon ve deniz kazalarını bertaraf edecek mükemmellikte bir köprü inşa edildi. Tarihi Anadolu-İstanbul Deniz Ticaret Yolu bu sefer karayoluyla bağlandı. Türkiye'nin ekonomik kalbi İstanbul artık ülkenin batı yarısına hızlı ve güvenli bir şekilde bağlı. İş, ticaret ve turistik amaçlı yapılan seyahatlerin süreleri çok büyük ölçüde kısaldı. İzmir-İstanbul otobanının da tamamlanmasıyla seyahatler çok daha güvenli hale gelecek. Osman Gazi Köprüsü en az 100 yıl boyunca Türkiye ekonomisine taze kan pompalamak üzere hazır. Thank you.